Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye yılda bir sefer gidiş gelişlerinde Türk Hava Yolları'nın %50 indirim yapması ile ilgili defalarca yayınlar yaptık. Ancak bu yayınlarımız birileri tarafından görülmedi, duyulmadı. Peki Türk Hava Yolları'nın başında bulunan genel müdür, genel müdür yardımcıları, daire başkanları kaç para maaş alıyorlar? Kıymetli izleyicilerimiz, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi aylık 1 milyon 400 bin TL maaş alıyor. Evet 1 milyon 400 bin TL. 8 tane genel müdür yardımcısı var. Bunların maaşı ise 1 milyon 260 bin TL. 41 tane başkan bulunuyor daire başkanı Bunlar da 700 bin TL maaş alıyorlar. 53 adet başkan yardımcısı bulunuyor Türk Hava Yolları'nda. Bunlar da 490 bin TL maaş alıyorlar. Yüzlerce müdür var Türk Hava Yolları'nda. Bunlar da 350 bin TL maaş alıyorlar. Türk Hava Yolları'nın genel müdürü 1 milyon 400 bin TL maaş alıyor dedik ya. Kıymetli izleyicilerimiz bitti mi? Hayır. Aynı zamanda Türk Hava Yolları'nın 9 tane şirketi var. Bu şirketlerden 2 tanesinde huzur hakkı alıyor. Yani toplantılara katılıyormuş. Ayrıca 1 milyon 400 bin TL yetmiyor. Huzur hakkı parası da alıyor. Kıymetli izleyicilerimiz bu maaşları açıklayan kim? Türk Hava Yolları'nın eski baş müfettişi Bilal Yıldız. Kıymetli izleyicilerimiz. Bu ne demek biliyor musunuz? Türk Hava Yolları Genel Müdürü'nün maaşı 140 emekli maaşına eşit. 140 tane emekli maaşı. 82 tane asgari ücretlinin maaşına eşit. 7,5 tane de Cumhurbaşkanı maaşına eşit. Türkiye'de Cumhurbaşkanı maaşı 183 bin TL. Milletin parasıyla, milletten alınan vergilerle, alınan bu uçakların genel müdürü 1 milyon 400 bin TL maaş alıyor. Söyleyecek başka hiçbir sözümüz yok.